bekliyor. Bir Karar Gazetesi'ni görelim. Karar Gazetesi bugün onu, o bakanı manşette değerlendirmiş. Hayırlı işler Sayın Bakan diye. Şimdi o Sayın Bakan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan oluyor efendim. Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı ya, kendisine ait, kendisiyle eşine ait bir şirket bakanlığa 9 milyon liralık dezenfektan satmış. İddia bu. İddiayı gündeme getiren CHP milletvekili Ali Öztunç. Şimdi bugün üçüncü gün Ali Öztunç bu açıklamayı yaptı. Dedi ki yanıt bekliyoruz, doğru mu değil mi dedi. Bende belgeleri var ama biliyorum ama dedi. Hani Pekcan'dan bir yanıt bekliyoruz dedi. Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı istifa edecek mi? Soru bu kadar. Çünkü gerçekten çok vahim. Diyor ki zaten Ali Öztunç, Turizm Bakanı turizm arazilerini özel şirketine devrediyor. Ticaret Bakanı özel şirketinden kendi bakanlığına malzeme satıyor. Bu ne? Dünyanın gerçekten hiçbir yerinde olmaz böyle bir şey. Olmamalı. Ama bakın, Turizm Bakanı bir turizm şirketinin patronu. Sağlık Bakanı bir sağlık şirketinin patronu. Ticaret Bakanı da herhalde bakanlığın adına bakmış. Ticaret Bakanı. Demek ki demiş burada ticaret yapılıyor. Ben de ticaretime bakayım demiş. Yani Eğitim Bakanı da biliyorsunuz bir özel okulun patronuydu. Yani patronlar hükümetiyle karşı karşıyayız. Patronlar hükümeti de para kazanmaya alışmışlar. Sermayedar bunlar. Gücü de eline geçirmiş. Bu bal tutan parmağını yalar demişler. 9 milyon TL'lik dezenfektan satabilmiş. Yani inanın yani hayretle karşılamıyorum. Ama utanç verici bir durumdur bu. Bir ticaret bakanı bu kadar açlığın olduğu bir ülkede. Dün görüntüleri gördünüz mü? Mutlaka görmüşsünüzdür. Patates kamyonu geliyor şimdi bir şehre. Ya insanlar o kamyona saldırıyorlar. Belli ki büyük bir yokluk var, büyük bir yoksulluk var, büyük bir işsizlik var. 12 milyon vatandaşımızın işsiz olduğu bir ülkede. Sen vatandaşını açıkta bırakmışsın. Efendim sonra diyorsun ki ben ticaretime bakayım. 9 milyon TL'lik dezenfektan alıyorsun. Ne şartlarda alınıyor? Yani düşünebiliyor musunuz bir ticaret bakanı ve 9 milyonluk ticaretten ayrıca bakın 1 lira bile kazansa böyle bir şey kabul edilemez. Derhal istifa etmesi gerekir. Etmiyorsa da 3 gündür açıklama yapmadı. Derhal görevden alınması gerekir. Evet yani görevden alma dediğin güle güle. Hani şimdiki sistemde öyle. Affettim seni demesi lazım Erdoğan'ın. Beni burada bir de şu ilgilendirdi. Şimdi Ticaret Bakanı kendi bakanlığına bir satış yapıyor. Hem de 9 milyon TL tutarında. Az buz bir para değil. 9 TL bile olsa kabul edilemez. Kesinlikle. Derhal istifa etmesi gerekir. 9 milyon TL'lik satış, dezenfektan satışı. Şimdi burada beni düşündüren başka bir şey oldu. Şirket dezenfektan mı üretiyormuş? Hani nasıl? Aman da ne tesadüf. Pandemide birden dezenfektan işi yapmaya başlamışlar mı? Yani bir kere bir fırsat değerlendirilmiş pandemi. İkinci olarak bakanlık almış 9 milyon liralık dezenfektan. Bu şöyle geçen yıl ya bizim duyumlarımıza göre aldığımız gazetecilerin verdiği bilgilere göre geçen yıl bu pandemi çıkar çıkmaz bir eşi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşi şirketin yönetim kurulu başkanı oluyor ve kamu ihalelerine giriyor ve düşünebiliyor musunuz kendi eşinin bakan olduğu bakanlığa aynı zamanda Ruhsar'ın da bu şirketin ortağı yalnızca eşi olarak değil şirketin ortağı 9 milyon liralık dezenfektanı alıyor. Yani bunu bir ticaret bakanının, herhangi bir bakanın böyle bir adım atması ve bunun normalleşmesi büyük sıkıntıdır. Ama bu çok normal. Maalesef normal ama kabul edilemez. Egemen Bağış bakanken eşi Egemen Bağış'ın bir şirket kurdu. Lüks hediyelik eşya tasarlayan ve satan bir şirket kurdu. Mağazaları var İstanbul'da da her yerde. O mağazalarda ben arada bir bakıyordum AVM'ye gittiğimiz günlerde. Mesela süslü o kadar da
hani zevkime aykırıdır ki böyle altın varaklı gibi böyle bir kase. 3.000 lira, 4.000 lira falandı fiyatları onların. Onlardan Türk Hava Yolları mesela 1.000 tane alıyordu. Özel müşterilerine hediye, yılbaşında, bayramda falan hediye olarak vermek için. Aa, yani bakanın eşi Türk Hava Yolları'na böyle müthiş satışlar yapıyor. Yani bunlar hep... Ama Egemen Bağış'la ilgili biliyorsunuz pek çok iddia vardı. O dönemki o yolsuzluk var iddialar. Var mıydı? Olmaz Allah mı? Allah Allah. Ve Allah. Bu iddialarla ilgili de üzerine... Kapanmadı mı? Ama üstü kapatıldı işte. Mesele bu. Yani siz bakın bir hırsızlığın, bir yolsuzluğun üstünü örterseniz o yolsuzluk, o hırsızlık devam eder ve ediyor. Yapmamız gereken, biz bunu önerdik, bir siyasi etik yasası çıkaralım. Yani memlekette siyasete giren insanlar, siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görmesinler. Bunun için ne yapmamız lazım? Bir siyasi etik yasası çıkaralım. Tabii ki bu iş illa yasal kılıf çerçeveyle olur demiyorum. Bu bir ahlak meselesidir. Ama her yapıda olduğu gibi ahlaksızlar söz konusu olabilir. Böyle bir şey olduğunda bir insan siyasete giriyorsa eşi, çocukları, yakın akrabaları buradan nemalanmaması için bir etik yasası çıksın. Ve böylece kamu ihalelerine birinci derece akrabalarının giremeyeceği, kendisini zenginleştiremeyeceği ve mal varlığının sürekli olarak denetlendiği bir yapı kurmak lazım. Aksi takdirde siyasete bir zenginleşme aracı olarak girerler. Ayşe Hanım biliyorsunuz AKP'ye daha 15 gün önce çıktı bir genç çocuk, ya yani bir büro elemanı milyonlarla oynadı. Ya gençlerimiz ne görüyorlar? Ha nasıl zenginleşirim ben? AKP'ye girersem, iktidara yakın olursam zenginleşirim diye bakıyor. Ama Tayyip Erdoğan ne diyor? Efendim liyakatlı olan genç iş bulur diyor. Hayır öyle değil. Tam tersine AKP'ye yakın olan iş bulur noktasına getirmişler. Ve liyakatlı gençlerimiz de KPSS'den puan alsalar bile mülakatlarda kamu dışında bırakıyorlar. Bu çerçevede çürüme hızlanıyor. Ne oluyor? İnsanlara şu duygu oluyor. AKP'ye yakın olursam köşeye dönerim, zenginleşirim Ayvatoğlu gibi ve maalesef büyük bir yozlaşmayla birlikte bu söz konusu. AKP'den uzak olursam da herhangi bir iş aşk bulamam. İşte bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Herkes hırsızlığının, yolsuzluğunun hesabını vermeli. Bakın Ruhsar Pekcan büyük bir fırsattır. Eğer doğruysa ki şu ana kadar yalanlamadı. Şimdi ben Ruhsar Pekcan'ın... Tayyip Erdoğan'ın derhal onu görevden alması gerekir ya da istifa etmesi gerekir. Ruhsar Pekcan'ın Twitter hesabına baktım şimdi. En son paylaşımı Özal'la ilgili olmuş. Özal'ı övmekten işte göklere çıkartmış. Bir önceki paylaşımı da şu... AKP'nin resmi hesabından yapılan bir paylaşımı o da paylaşmış. Cumhurbaşkanımız Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Hani bakın bunu her bakan bulunmak zorunda. Çok önemli. Bunu retweet deniyor ya, bunu siz de paylaşmalısınız. Ama şeyi göremedim. İstifa yok, edeceğim. Sessiz. Üç gündür bir dakika, sessiz. Ya, şimdi şu. Ya yalan belki dersin. De yalan. Ha yalan de o zaman. Niye üç gündür susuyorsun? De ki yalan. İftiradır bunlar. Gerçekleri açıklayacağım da değil mi? Benimle ilgili ben bakan olsam bir iddia olsa 3 gün değil 3 dakika beklemem. Anında ya doğruysa Allah korusun öyle bir şey olmaz ama istifa ederim. Ya da yalansa da 3 dakika içinde bu yalandır. Hakikatleri 2 saat içinde yapacağım basın toplantısı size açıklayacağım der. Ama sükut ikrardan gelir. 3 gündür sen sessiz kalıyorsan bir yolsuzluk iddiasına demek ki doğru bu. Yani üç gün değil, üç dakika durmaz bir insan böyle bir iddia karşısında. Valla az önce Garapaylan söyledi. Ticaret Bakanı'nın böyle ticari işleri var. Kendi Sağlık Bakanı, Sağlık Şirketi Sağlık Patronu. Bakanlığına. Turizm Bakanı en büyük tur operatörünün patronu. Eğitim Bakanımızın da biliyorsunuz özel okulları vardı. Ya bir ticarethaneye dönmüş durumda. Tayyip Bey ne dedi? Türkiye'ye uçuracağım dedi. Kimlerle uçuracakmış? Patronlarla. Kimleri uçurdu? Belli ki, ona geleceğiz. Belli ki kendilerini uçurmuş. Ona yani geleceğiz. Kendi bakanlarını, kendi çevrelerini uçurmuş. %1 uçuyor kendi yandaşları. Ona geleceğiz. %90 çünkü, borç harç içinde. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yıl dönümündeyiz. 4 yılı geride bıraktılar. Aman da aman, aman da aman neler oluyor, neler bitiyor biliyorsunuz. Şimdi ama önce uçan başka rakamlara bakalım. Koronada evet, durum... kontrolden çıkmış gibi görünüyor desem şey yapacağım.